Türkiye'de kriminologların seri katil olarak adlandırdığı türde cinayetleri işleyen birçok katil oldu. Cinayet tarzları ve gerekçeleriyle, işledikleri cinayetlerle tüyler ürperttiler. Bir tür kriminal magazin olmanın ötesinde onların hikayesi Türkiye'de bu tip suç ve suçlularla başa çıkma konusundaki eksiklikleri de ortaya koydu. Örneğin akli dengesi bozuk olan pek çoğunun cezai ehliyeti olmadığı için konuldukları yüksek güvenlikli hastanelerden kaçarak yeniden cinayetler işledikleri görülüyor. Korkunç cinayetler işleyen bu sanıkların bir kısmının da şartlı salıverme yasasıyla, yani afla serbest bırakıldığı ve cinayetlerine devam ettikleri de örneklerde yaşandı. Ayrıca bazı seri katiller de cezasının bir kısmını çektikten sonra yarı açık cezaevlerine nakledildi. İşte Türkiye'deki seri katiller ve işledikleri korkunç cinayetlerin yer aldığı videonun birinci bölümü. Atalay Filiz. Türkiye onu ilk olarak Furkan Bey ismiyle duydu. İstanbul Tuzla'da aynı apartmanda yaşadığı öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra ortadan kaybolan gencin gerçek adının Atalay Filiz olduğu ve 2013 yılında Ankara'da da iki cinayet işledikten sonra kaçtığı günler sonra ortaya çıktı. 3 cinayeti itiraf etti. 17 Aralık 2011'de Fransa'da kaybolan Rus sevgilisi Olga'yı da öldürdüğü iddia edildi. Ancak bu iddiayı yalanladı. İzmir Menderes'te yakalanana kadar Türkiye'nin günlerce konuştuğu Atalay Filiz, resmi kayıtlara da seri katil olarak geçti. Filiz, Emniyet Teşkilatı'nın kurulduğu 10 Nisan 1845 yılından itibaren tutulan kayıtlara Türkiye'nin 35. seri katili olarak girdi. Uzili Terminator Erdinç Tümer. Erdinç Tümer İzmir ve Bursa'da biri kadın 5 kişiyi öldürdü. Mafya tetikçisi ve tahsilatçısı olan Tümer, cinayetleri İsrail yapımı Uzi marka silahla işlediği için basında Uzili Terminator olarak anıldı. Tümer, 1999 yılında yakalandı. 2002'de yargılaması biten Tümer, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Canavarı Ayhan Kartal. İzmir'de 1985 yılında 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip öldüren Ayhan Kornis, daha sonra soyadını Kartal olarak değiştirdi. Bir yıl akıl hastanesinde kalıp çıktıktan sonra pedofil seri katil tecavüz ve cinayetlerini sürdürdü. 1989 yılında 9 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettikten sonra öldürdü. Yeniden akıl hastanesine konuldu. Bir yıl sonra hastaneden kaçtı. Yakalandı, yeniden akıl hastanesine konuldu.
yakalandığındaki ifadesinde içimdeki bir ses çocuklara yaklaşmamı söylüyordu. Ancak çocuklarla ilişki kurabiliyordum, dedi. ...2000 yılında Manisa'da akıl hastanesinde kaldığı koğuştaki arkadaşlarınca bıçaklanarak öldürüldü. Kuyucu katil Özkan Zengin. Özkan Zengin, İstanbul'da 2008 yılında öldürdüğü kişileri bir su kuyusuna attığı için kuyucu katil olarak anıldı. Zengin'in hedef seçtiği kurbanlar eşcinsellerdi. 2 ayda tam 4 kişiyi öldürdü. İfadesinde samimiyet kurduğu eşcinselleri bir arazideki kuyunun yanına götürdüğünü ve öldürüp buraya attığını itiraf etti. Zengin, erkeklerden nefret ediyorum. İlk cinayetin ardından adam öldürmek alışkanlık oldu. Onlardan nefret ettim. Nefretim öldürmesiyle birleşince de öldürdüm, diye konuştu. Kuyucu katil 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Yamyamı Özgür Dengiz. İlk kez 17 yaşındayken bir arkadaşını öldürerek cinayet işleyen 1980 doğumlu Özgür Dengiz 14 yıl hapis yattı ve afla salıverildi. Askere alınan ve birkaç kez firar ettikten sonra çürük raporu verilerek evine gönderilen Dengiz, Ankara'da 2 kişiyi öldürdü. Yargılandığı davada öldürdüğü kişilerin etlerini keserek yediğini anlattı. Bu yüzden kamuoyunda Ankara Yamyamı olarak anılmaya başladı. Basında Hannibal Lecter'a benzetildi. Özgür Dengiz 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Pompalı tüfek seri katilleri Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe. 1996 yılında bir kişiyi bıçakla öldürmekten hapse giren Mehmet Karahasan, 1999 yılında aftan yararlanarak serbest kalmıştı. Yiğit Bekçe ise 18 farklı suçtan hükümlü ve 3 ayrı suçtan aranıyordu. Arkadaşlık kuran ikili kendilerini yollara vurarak Bursa, İzmir, Sakarya, Adana, Mersin ve Ankara'da yollarına çıkan 7 kişiyi öldürdü. Gittikleri her yerde cinayetler işleyen iki seri katil, bütün bunları 3 günlük bir bayram tatili süresince yapmışlardı. Karahasan ve Bekçe, değişik illerde işledikleri 7 cinayet nedeniyle bu kentlerde yargılandıkları davalardan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve değişen hapis cezaları aldılar. Türkiye'nin en acımasız seri katilleri videomuzun 1. bölümü sona erdi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzun 2. bölümünü kaçırmayın.